25. haftanın ikinci dersinde yeniden birlikteyiz arkadaşlar. 1980 sonrasını konuşmaya devam edeceğiz. Bir önceki derste 24 Ocak'la 1980 arasındaki rabıtayı ana hatlarıyla ele almaya çalıştım. Ve 24 Ocak kararlarının 12 Eylül darbesi tabii ki konuşulmadan konuşulmasının mümkün olmayacağını da söyledim ama birbirlerini indirgenmemeleri gerektiğinin de altını çizmeye çalıştım. Hakeza 24 Ocak kararlarının sadece Türkiye'ye özgü bir karar ya da sadece Turgut Özal'a, Türkan'ın evine işte olumlu ya da olumsuz onlara ait birer karar olmanın ötesinde 1970'li yılların yapısal krizine bu dünya sisteminin bulduğu bir cevap ve bu cevap çerçevesinde de Türkiye'yi yüklediği bir rol ödev olarak ele alınması gerektiğini söyledim. Bu arada bu karar işçi sınıfı içinin lehine, aleyhine evet yani tabii ki sadece işçi sınıfı için değil geniş toplum kesimlerinin aleyhine bir dizi karar içeriyor. Zaten artık yeni gelinen neoliberal dönemin geniş toplum kesimlerinin bütün haklarını budadığını falan çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama işte atipik olan, ilginç olan 50 ile 80 arası dönemin o güler yüzlü kapitalizm diye adlandırılan kapitalizmin, kapitalist pastanın genişlediği ve genişleyen pastadan işçi sınıfına da pay verme konusunda bir istekliliğin olduğu. Tabii bu isteklilik de babalarının hayrına olan bir şey değildi ama hani gene onlara dönüp dolanıp işlerine yarıyordu ama bir istekliliğin olduğu bir dönemde. 80 sonrasındaysa yeni gelinen konjüktür, yeni gelinen yapı, yani böyle bir istek falan yok. Olabildiğince düşük ücretler, hiçbir sosyal imkan tanınmıyor. Bütün daha öncesinde yurttaşlık hakkı olarak verilen arkadaşlar bütün şeyler, eğitim, sağlık, içtiğiniz suya kadar bunların hepsi birer piyasa metağı haline getirilecekler. Yani neredeyse özel sağlığa, özel eğitime, damacana, suya alıştığı bir toplum. Öyle ki artık bunların öyle olmadığını bilen nüfus bile 40 yaşını geçmeye falan başladı. Yani sizlere ilginç gelmiyor ama bana hala pet şişede su içmenin ve ona 1 lira para vermenin ilginç geldiğini söylemem gerekiyor arkadaşlar. 1980'li yıllar Türkiye'sine de bu şekilde Türkiye'ye gelmiş oluyor. Yani bir ekonomik yapı değişiyor velhasıl kelam arkadaşlar. Tabii ki 1980'li yılları Türkiye'nin birkaç faktörün üst üste gelip oturduğu bir dönem. Bir, dünya konjüktürü değişiyor. Sabahtan beri işte bir yapısal kriz bilmem ne, Türkiye'nin structural adjustment'ı onu konuşup duruyoruz. Bu bir. İki, Türkiye için bir şey 12 Eylül oluyor ve bunu bir 8-9 yıl sonra Soğuk Savaş'ın resmi olarak bitişi, Sovyetler Birliği'nin çöküşü de bunun üstüne eklenilecek. Bu üçünün birbirleriyle ilintili oldukları, ilgili oldukları noktalar da var. Birbirleriyle alakasız oldukları noktalar da var. O yüzden bunu bir üç katman olarak düşünmemiz gerekecek. Yani bir 12 Eylül'ün dünya ile bir alakası hem var hem yok. 24 Ocak tabii ki dünya ile alakalı, dünya sistemiyle alakalı bir şey ama onun uygulaması Türkiye'yi ilgilendiren bir şeyden bahsediyoruz. Soğuk Savaş'ın çöküşü tamamen dünya ile alakalı bir şey ama onun Türkiye'ye yansımaları, Türkiye'deki siyasal konjüktüre yansımalarından da elbette bahsetmek mümkün. Dolayısıyla yani neden 71'de mesela bütün gençlik önderlerinin şunun bunun idamlarda, işkencelerde öldürüldükleri dönem 1971 muhtırası olmasına rağmen solun tamamen ezilmesi 1971'den sonra mümkün olmamışken 1980'den sonra Kenan Evren ne yaptı ne etti de bunu işte bunu konuşabilmen için o üç katmanı aynı anda konuşabilmemiz falan gerekiyor. Çünkü artık 1950-80 daha doğrusu 60-80 arasının hegemon dili de dönüşmeye başlayacak. Kullandığı kavramlar da dönüşmeye başlayacak. Dünya postmodernizmi konuşmaya, neoliberalizmi konuşmaya, kültüralizmi konuşmaya başlayacak. Anti-emperyalizmi, Vietnam'ı, efendim falan işçi sınıfını, devrimi falan değil. Ya da kalkınmayı, sürdürülebilir kalkınmayı falan değil. Kavramlar da şeyler de değişmeye başlayacak. Halbuki 71 muhtırasından sonra bundan hiçbiri değişmeyecekti. Çünkü dünya bir konjüktürel değişime gitmemişti 70'li yıllarda. Ama 80'de, 70'lerin ortalarından itibaren tüm dünyada ve Türkiye'de bir zeitgeist'in dönüşümünü de, kafaların dönüşümünü de görüyoruz.
ve bu kafaların dönüşümü de tek sadece darbeye, evrene, Turgut Özal'a bilmem ne falan eklemlenerek anlatılabilecek şeyler değil arkadaşlar. 1980'den 83'e kadar Türkiye'de seçimler de yapılmaz, siyasi partiler de yoktur arkadaşlar ve 1983'e doğru gelirken yeni siyasi partilerin kurulmasına izin verilir. Ancak kurulacak bu partilerin eski siyasi partilerin isimleriyle aynı olması olmaması falan bir yana onları andıracak amblem ve isimler bile olmasına izin verilmez. Aynı olmaları bir yana onları andıracak isimler olmasına bile izin verilmez. 12 Eylül 1980'deki efendim Yedinoğlu Milli Güvenlik Konseyi kararıyla da bu partilerin 12 Eylül'de açık olan partilerin tüzel kişiliklerine son verilmiş ve merkez teşkilatta çalışanların 10 yıl, taşra teşkilatında görev alanların da 5'er yıl siyasi yasaklı olmasına karar verilmiştir. Tabii bu siyasi yasak şeyi medyada da tabii ki insanların zihinlerinde de genellikle siyasi liderlere verilen yasaklar olarak algılana gelmiş. Tabii ki yani en kıytırık partinin Çemişgezek ilçe başkanının siyasi yasağı kimseyi ilgilendirmiyor. Yani bu yasaklar daha çok efendim Erbakan'a, Türkeş'e, Demir'e ve Ecevit'e verilen siyasi yasaklar kapsamında falan değerlendiriliyor. 1983'e gelindiğinde darbecilerin kafasında 2,5 partili bir sistem var ve nitekim veto mekanizmasını kullanarak birçok partinin seçimlere girmesini engelleyecekler. 2,5 partiden kasıt şu, kafalarında iktidar olmasını istedikleri bir parti var ve biri sağımsı, biri de solumsu, iki de muhalefet partisi olsun şeyindeler. Ve uzun bir sürede işte iktidar partisi iktidarda, onun sağında bir parti, onun solunda bir parti, işte olay bitti. Bak bizim sol partimiz de var, sağ partimiz de var ve bir de merkezde partimiz var şeklinde olayın götürüleceği aslında bir kurgu yapmaya falan çalışıyorlar. Ama daha 83'te bu kurgu çatlamaya falan başlayacak. Kurgu şu, Milliyetçi Demokrasi Partisi, Cihayettin Turgut Sunal'da kurdurulan parti iktidar partisi olacak. Anavatan Partisi kuruluyor Turgut Özal'ın genel başkanlığında. O işte sağdaki bir parti olacak. Necdet Çarpe'de Halkçı Parti kurduruluyor. İşte eski CHP'li oylar da oraya gitsin. Adı da zaten Halkçı Parti. Peki başka parti kurulmuyor mu? Başka parti kurulmaz olur mu? Bir sürü parti kuruluyor. Siyasi yasaklı oldukları için siyasi liderler, eski siyasi liderler Demirel'e, Erbakan'ı, Türkeş'i, Ecevit'i falan filan genel başkan olarak görev yapmıyorlar belki falan ama onların efendim ne diyelim işte vekil harçları, onların yerine geçen isimleri ki çoğunlukla eşleri, örneğin Ecevit'in yerine efendim Rahşan Ecevit şey yapacak ama Demirel'in yerine Nazmiye Demirel genel başkanlık yapmayacak da Süleyman Buruk şey yapacak yani bu işi yürütecek. Ama çoğunlukla işte onların yerine iş güderleri siyasete atılmış durumdalar. Şey yapmış durumdalar. Ama 1983 seçimlerine gelindiğinde hiç de evdeki hesap çarşıya uymuyor ve beklenenin tersine Milliyetçi Demokrasi Partisi 3. parti oluyor. 4 milyon küsur civarında oy alıyor. 2. parti Necdet Çarp'ın partisi oluyor ve ilk parti de Turgut Özal'ın Anavatan Partisi oluyor ve %45 civarı oy almış. Az da değil. İşte Halkçı Parti %30 civarı almış. Turgut Sunal de %23 civarı bir oy almış 1983'ün 6 Kasım seçimlerinde. Yeri gelmişken şu veto mekanizmasına da değinelim arkadaşlar. Veto mekanizması şöyle işliyor ki bu mesela veto mekanizmasına mağdur olan partilerden birisi de Paşa'nın oğluna kurdurulan parti, Erdal İnönü'ye kurdurulan parti SODEP. Sosyal Demokrat Parti. Siz o SHP değil miydi diyeceksiniz. Değil. O SODEP'ti. Daha sonra Halkçı Parti ile birleştikten sonra Necdet Çarp'ın Halkçı Partisi ile birleştikten sonra SHP adını alacak. O dönemde SODEP, Sosyal Demokrat Parti ismiyle kuruluyor. Nasıl işliyor veto mekanizması biliyor musunuz? Ben çünkü o veto kağıtlarını da gördüm. Siyasi Partiler kitabını çalıştığım zaman arşive gittiğimde üstünde gizli ve çok gizli belgesi olan şeyleri referans vermeyeceğimiz, resimlerini çekmeyeceğimize dair kağıt imzaladık ama tabii gözümüze bant çekemedikleri için o belgeleri de gördüm. Daktilo ile yazılmış olan kurucular kurulu isimleri var. İşte
ismi, o dönemde TC kimlik numarası falan yok arkadaşlar. Doğum tarihi, ana adı, baba adı, bilmem ne. İsmi, adı, soyadı, ana adı, baba adı, doğum tarihi. Böyle 30-40 kişilik bir liste. İşte sonra üstünden örneklerimizi verelim. Tek bir tane değil. Yani bir sürü böyle parti var. Seçimlere girmesine izin verilmeyen. Bu partilerin bütün listesini benim Cumhuriyet Dönemi Siyasi Partileri kitabında yine söylüyorum. Şimdi internet sitesinden indirebilirsiniz şeyini. Yani full PDF indirebilirsiniz şeyi. Orada bulabilirsiniz. Mesela SODEP'in işte 40 tane isim saymış. Bir işte Erdal, soyadı, İnönü, baba adı, İsmet, ana adı, Mevhibe. 2, 3, 5, 40 gidiyor. Bu gelen kurucular kurulu askerin önüne gidiyor. Askerin önüne gidiyor deyince sanmayın ki siz Orgeneral Kenan Evren, Orgeneral Tahsin Şahin Kaya falan yok. Ya kıdemli albay bilmem kimin önüne gidiyor. Mutlaka ki bunlardan hani darbenin üst tarafındaki adamların haberi vardır ama alttaki imzaları gördüğüm için şey yapıyorum. Kıdemli binbaşı, kurmay, albay falan gibi isimler yani bu isimler. İşte o da eline cetveli almış, cetvel olduğu belli, kırmızı kalemi almış, bazı isimlerin üstüne çizmiş, bayağı böyle iptidai bir şey. Altına bir altına derken bir üst yazı yazılıyor buna falan işte bu isimlerin, şu isimlerin kurucular kurulunda yer alması uygun görülmemiştir. Seçimler yakın. Partinin tüzel kişilik kazanabilmesi için kurucular kurulunun onaylanması lazım ama kurucular kurulundaki isimlerin de veto edilmemiş isimlerden olması lazım arkadaşlar. Şimdi diyelim ki birinci sıradaki, beşinci sıradaki, altı, yedi, sekizinci sıradaki, unutmayın bir, beş, altı, yedi, sekizinci sıradaki isimler veto edilmiş. Amanın iyi, bir, beş, altı, yedi, sekiz, unutmayın. Bunların yerine yeni adamlar buluyorlar, bir, beş, altı, yedi, sekizin yerine hemen koştur koştur yetiştiriyorlar. Ulan dalga geçer gibi bu sefer de 1, 5, 6, 7, 8'i veto etmişti ya. 2'yi, 3'ü, 14'ü, 15'i veto ediyor. Ulan bunları da geçen sefer veto etseydin ya. O isimlere geçen sefer dokunmamıştın sen. Ben bunu evrak üstünde gördüm arkadaşlar. Hayda, bu sefer bir daha gidiyorlar, yeni adam buluyorlar. Bu sefer de 34, 35, 37, 39'u veto ediyor, gönderiyor. Demek istediğimi anladınız. Maksat hangi partilerin seçime gireceğini, hangi partilerin girmeyeceğini veto mekanizmasını kullanarak denetlemek. Ve nitekim tek 3 parti girecek. Anavatan Partisi, işte Necdet Çarpık'ın partisi, Milliyetçi Demokrasi Partisi. Artık onların kafasında aslında kimin iktidar olması gerektiği bile belli. Nitekim Kenan Evren o dönemde çıkacağı yurt gezilerinde, Kenan Evren'in o dönemde yurt gezileri meşhur efendim, kendisini de Atatürk'e benzeterek zaten sapıtmaya başlayan Türkiye'de kendisini Atatürk'le rekabet etmeye başlar. Bu Türkiye'de çürümenin bir aşamalarından birisidir arkadaşlar. Kenan Evren de o dönemde kafasında şapka, elinde baston, efendim Atatürk vari trenin penceresinden resim vermeye falan, fotoğraf vermeye falan da başlamıştı Kenan Paşa'mızda. İşte en son artık bizim istediğimiz iktidar, hükümet iktidara gelmezse hani ne olacağını onlar düşünsün diye bari laflara kadar olayları vardırma noktasına gelmişti. O dönem Kenan Evren'in Kenan Evren olduğu yıllar. Henüz ergeneral değil, orgeneral olduğu yıllar. Biliyorsunuz en sonunda darbe girişiminden, 12 Eylül darbe girişiminden suçlu bulunarak er rütbesiyle er kişi niyetine defnedileceğini zaten başka bir vesileyle size anlatmıştım zaten bu olayları. Neyse ama evdeki hesap çarşıya uymuyor ve Demirel'in adamı Turgut Özal, o dönemde Turgut Özal'ı siyasi çevrelerde, ekonomi çevrelerinde, DPT çevrelerinde elbette ki ismi bilinen birisi. Ama siz kaçınız, yani DPT çevresinden kaç isim biliyorsunuz? İşte o dönemde toplumun geneli de o kadar biliyor arkadaşlar. Hatta daha az belki de o kadar biliyor. Turgut Özal da iyi kötü siyasi çevrelerinde ismi bilinen, ki abisi Korkut Özal eski bakanlardan, yani abi Turgut Özal, abi Korkut Özal, Turgut Özal'dan daha eski siyasetçi.
Ama tabii Turgut Özal işte Cumhurbaşkanlığı yapacak bilmem ne falan. Daha popüler bir isim haline falan gelecek. Orası hala. Ama henüz daha çok ismi bilinen bir adam falan değil yani. Daha muhafazakar bir camiadan geliyor falan filan. Sadece bu. Ama Demirel'in adamı. Nitekim biraz da zaten ondan oyları da alıyor. Hatta rivayet olunur ki yani milletin kulağına eğilip babaya selam söyle biz onun partisine oy vereceğiz falan diye Anavatan Partisi'ne oy verenler olduğu falan da söylenir, rivayet edilir. Arkadaşlar, Demirel'le de telefon görüşmesi yaptığı, Demirel'in de böyle bir işte tipik sağ devletin bekası şeyiyle işte devlet görevinden kaçılmaz falan filan dediği, belki telefonların dinlendiğini bildiği içindir. Bilemeyeceğiz. Demirel'in niye neyi dediğini kestirmek de zor oluyor arkadaşlar. Velhasıl şeye gelir. Demirel'in Turgut Özal'ın kafasında da acaba Kenan Evren iktidarı bana vermez mi düşüncesi vardır. Hasan Celal Güzel yakın zamanlarda sayılır vefat etti. Hasan Celal Güzel'le altlı üstlü yerlerde çalışıyor idik bir dönem. Kendisi biz partinin genel başkanıyken ben de dershanede müdürlük yaptığım zamanlarda kahvaltı etmeye falan sık sık beni çağırırdı. Kendisine oldukça da iyiliğini görmüşümdür Hasan Celal Güzel'in. Hasan Celal Güzel Turgut Özal'a diyor ki yani acaba biz iktidarı vermeyecekler mi falan dediği zaman da diyor senden başka diyor 24 Ocağı yapabilecek kimse yok diyor. Yani bize verecekler mecbur diyor. Ve gerçekten de Kenan Evren'in Turgut Özal'dan hiç haz edilmediği bilinmesine rağmen iktidarı Kenan Evren Turgut Özal'a verecektir. Çünkü biraz da vermeye mecburdur. Çünkü 24 Ocak kararlarını elinin tersiyle itecek bir 12 Eylül yönetiminin küresel meşruiyeti sorgulanacağı için bunu yapması mümkün olamayacaktır. Peki Kenan Evren'in Turgut Özal'ı sevmediğini nereden biliyorsunuz? O dönem diyorsun diyeceksiniz. O dönemin gazetelerini açtığınızda bunun o dönemin siyasal dedikodu en önde gelen siyasal dedikodularından birini olduğunu siz de göreceksinizdir. Hatta o derece ki muhtemeldir ki Hasan Celal Güzel'in önerisiyle, çünkü Hasan Celal Güzel gerçekten de insanlara sarılıp öpmesiyle meşhurdu. Bulduğu herkesi ensesinden tuttuğu ve elinden çektiği gibi kadın erkek fark etmez sarılır öperdi rahmetli. Herhalde Kenan Evren'e diyor ki Hasan Celal Güzel sarıl öp bunu. Tabii yani şimdi devlet teamülünde Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın Cumhurbaşkanı eliyle yakalayıp ensesine elini atıp sarılıp öpmesi diye bir şey olması mümkün değil. Hele karşındaki de Kenan Evren. Sıralamada önce Kenan Evren, sonra Allah, sonra konsey üyeleri, sonra da diğer peygamberler falan geliyor yani. Sıralama bu şekilde devam ettiği bir dönemdeyiz. Ve Kenan Evren gerçekten de bir olağan toplantı öncesi basının önünde Kenan Evren'i yanaklarından öpüverecektir. Ve şak 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 fotoğraflar çekilecektir ve buradaki amaç şudur, bizim aramızda herhangi bir şey yok, biz birbirimizle uyum içinde çalışıyoruz. Çünkü bütün gazetelerde Kenan Evren'in Turgut Özal'a başbakanlığı vermeyeceği bilmem ne söylentileri dolanmaktadır. Aslında Kenan Evren de istese de istemese de seve seve olmasa da başka yolla da olsa iktidar ona vermeye mecbur olduğunu demin de söyledim. Çünkü 24 Ocak'la 12 Eylül'ü birbirinden ayıramazsınız, birbirlerine indirgeyecek olamazsınız. Olmasanız da birbirlerinden ayrı düşünemezsiniz. 24 Ocağı dışlayacak bir 12 Eylül yönetiminin uluslararası camiada o hegemonyada meşruiyeti tartışılmaz bile, aynı gün biter meşruiyeti. Nitekim ve artık 24 Ocak kararları uygulamaya konulur ki unutmayalım yani Turgut Özal 1983 yılında iktidara gelmez. 24 Ocak 1980 olduğunda Demirel hükümeti olduğunda da aslında ekonomi işinin bir yerde DPT müsteşarıdır Turgut Özal o dönemde. Ekonomi işinin bir yerde işte önde gelen kurmaylarından birisidir Turgut Özal. Darbe olur. Bülent Ulusu hükümeti kurulur. Bülent Ulusu askerin tekidir. Yani ekonomiden de siyasi hiçbir şeyden de anlamaz Bülent Ulusu. Sadece güvenilecek bir adam olarak başbakan sıfatıyla 12 Eylül'ün hemen ertesinde kurulan hükümetin başına geçirilir. O hükümetin ekonomiden sorumlu devlet bakanı da aslında gölge başbakanı da Turgut Özal'dır. Yani aslında Turgut Özal yani 1980'in başından beri yani bu 24 Ocak kararlarının pişirilmeye başladığı evre
seneden beri, 78 sonu 79 başından beri iyi kötü ekonominin içerisinde ve kendisini de bu kararları Türkiye'de uygulayabilecek esnafta bir insan olduğu konusunda dış piyasaları ve diğer ikna etmesi gereken odakları da ikna edebilmiş bir isim. Ve 1983'te seçimleri bu kazanacak. Dolayısıyla 1983'ün 6 Kasım'ında seçimleri kazandığı dakika siyasi arenaya atlamış bir Turgut Özal yok ortada arkadaşlar. 1987 seçimlerine doğru gelirken Türkiye'de bayağı şey değişir. Ne değişir? Bir bakıyoruz ki Süleyman Demirel'i falan görmeye başlıyoruz. Efendim Bülent Ecevit'i, Erbakan'ı, Türkeş'i falan yine yerlerinde görmeye başlıyoruz. Evet. 1987 seçimlerinin hemen öncesinde bir anayasa referandum, bir yasakların kalkması için bir referandum yapılır arkadaşlar. Ve siyasi yasakların kaldırılması kıl payı ile kabul edilir. Çok az bir oy farkıyla yasaklar kalkar. Yani toplumun büyük çoğunluğu 6-7 sene önce uğruna ölürüz, kalırız, bilmem ne yaparız dedikleri Türkeş, Erbakan, Ecevit, Demirel falan için aslında neredeyse yasaklar kalkmasın demeye getirmişlerdir. Ama çok az bir oy farkla seçimlerde yasaklar kalkmıştır. Ama eski siyasi partilerin tekrar açılmasına izin veren yasa, onun için de 92'yi beklememiz gerekiyor. Şimdi yeni siyasi partilere eski liderlerin geçtiği döneme geldik. Bu arada vetolar da kaldırılmıştır. 1987 seçimleri hem eski siyasi liderlerin ama yeni siyasi partilerde hem de veto mekanizması olmadan seçimlere iştirak ettikleri ilk seçimler olarak tarihe geçer arkadaşlar. Bu seçimde artık Halkçı Parti de yoktur, SODEP de yoktur. Bu süreçte demin de dediğim gibi Erdal İnönü'nün SODEP'i ile Necdet Calp'in Halkçı Partisi birleşmiş Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi oluşturmuşlardır. Anavatan Partisi'nin başında yine Turgut Özal vardır. Doğru Yol Partisi yine veto mekanizması sebebiyle seçimlere giremeyen bir önceki seçimlere, 6 Kasım 83'teki seçimlere giremeyen Doğru Yol Partisi seçimlere girmiştir, barajı geçmiştir ve başında da artık Süleyman Demirel vardır. Demokratik Sol Parti diye bir parti kurulmuştur. Başında Bülent Ecevit vardır. İlk genel başkanı Rahşan Ecevit'tir. Çünkü Ecevit 87'den önce siyasi yasaklıdır. Hakeza Refah Partisi kurulmuştur. Başına Necmettin Erbakan gelmiştir. Milliyetçi Çalışma Partisi kurulmamıştır. O da yine parti falan gibi isim değiştirilmesiyle Milliyetçi Çalışma Partisi olmuştur. Milliyetçi Çalışma Partisi'nin başına da Alparslan Türkeş geçmiştir. İşte Aykut Edebali'nin Islahçı Demokrasi Partisi vardır, Bağımsızlar vardır falan filan. Ama barajı geçebilen bu sefer 3 parti vardır. Diyeceksiniz ki Turgut Sunak'ın partisi ne oldu? Ya Turgut Sunak zaten siyasetçi bir adam değil mi? Proje çöktü, Turgut Sunak da gitti zaten. Yani şeyi yok. Anavatan Partisi'nin oyları düşmekle beraber hala birinci sırada Anavatan Partisi gelmektedir. Ama Paşa'nın oğlu intikamını almıştır Erdal İnönü. İkinci partidir Erdal İnönü'nün partisi. Üçüncü parti de Süleyman Demirel'in Doğru Yol Partisi'dir. Ecevit 2 milyon civarı oy almıştır. 1 milyon 700 oy civarı de Necmettin Erbakan'ın partisi almıştır. İşte üçüncü şeye geldiğimizde arkadaşlar 1991'e geldiğimizde burada biraz durmamız gerekiyor. Neden? Çünkü sadece seçim sonuçlarını saymayla bu iş falan olmuyor. 1991 yılı Türkiye'de 3. koalisyonlar döneminin başladığı dönemdir. Şimdi biz o zaman nereye geldik? Bizim helezonlarda nereye geldik arkadaşlar? Şimdi 1950-60 arası 1. merkez sağ dönemiydi. 1961-65 arası Türkiye'nin 60-61 arası 1. askeri idare dönemiydi. 61-65 arası Türkiye'nin 1. koalisyonlar dönemiydi. Bizim helezonların 1. sarmalığı burada bitiyordu. 65'ten sonra ne başlıyordu? Bu sarmalın 2. dairesi
başlıyordu değil mi? İkinci kere tur atmaya başlıyordu. İkinci merkez saha dönemi başlıyordu 1965'te. Birinci, hele o zaman bir turunu 1950'den 65'e 15 yılda attı. Bunlar illa aynı sürede olacak değiller tabii ki. İkincisi, 65'ten 71'e kadar Adalet Partisi'nin ikinci merkez sağ dönemiydi. 71 ikinci askeri dönemi 74 başına kadar devam ediyordu. Teknokratlar hükümetiyle falan filan. 74'ten başlayarak 80'e kadar arkadaşlar ikinci merkez sağ dönemi, ikinci koalisyonlar dönemimizdi bizim değil mi? Ve en yani koalisyonlar denince Türkiye'de aslında en kötü hatıraların falan yaşandığı dönemde bu dönemde arkadaşlar. Ne oldu? Bizim Helezon'un ikinci turu da 1980'de tamamlandı. Burada minik bir sıra değişimi dikkatinizi çekmiştir. 1950, 50'den 65'e kadar bir daha sayalım. Birinci merkez sağ. Askeri darbe, koalisyonlar. 65. Askeri darbe, 1971-74, koalisyonlar. Şimdi 1980 askeri darbelerle başlıyoruz. 83 seçimleri, 3. merkez sağ dönemi, 3. askeri idare dönemini, 3. merkez sağ dönemi takip edecek. İşte bizim 3. koalisyonlar dönemimiz. Ucu AKP'ye varacak olan 4. merkez sağ. Ucu AKP'ye varacak olan koalisyonlar dönemimizin başı da 1991 seçimlerinde atılacak. O yüzden 1991 seçimleri bizim için bu Helezonları anlayabilmemiz açısından da önemli seçimler. Üçüncü koalisyonlar döneminin ucu AKP iktidarına varacak olan, 2002 yılında varacak olan, 9 sene sürecek bu dönem, varacak olan sürece girdik arkadaşlar. Bu seçimlerde Süleyman Demirel'in partisi 6.600.000 civarı oy alır ve birinci parti olur arkadaşlar. Anavatan Partisi artık ikinci partidir. Oyları her seçimde biraz daha düşmektedir. Üçüncü sırada Erdal İnönü'nün Sosyal Demokrat Halkçı Partisi vardır. Necmettin Erbakan'ın ve Bülent Ecevit'in partileri de seçim barajlarını açmışlardır. Ve artık Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, SHP, Refah Partisi, DSP 5 partili bir parlamento vardır ve bu parlamento yapısından Doğru Yol Partisi ve SHP koalisyonu çıkar arkadaşlar ve 3. koalisyonlar dönemi de bu şekilde başlamış olur. Dikkat ederseniz Süleyman Demirel o zaman hem babasıyla hem oğluyla koalisyon kurma unvanına sahipler. Allah'tan Süleyman Demirel'in Erdal İnönü'nün de oğlu yoktu. Demirel ölmez. Onun da oğluyla koalisyon hükümeti kurar mıydı? Vallahi kurabilirdi. Bu Demirel hiçbir zaman belli olmaz. Ne yapacağı için. Tabii ki ömrü yetmeyecek biliyorsunuz. Bu işin şakası. Ama hem babasıyla hem oğluyla siyasi tarihte koalisyon kuran başka bir lidere de rastlamak herhalde pek mümkün değil. Üçüncü koalisyonlar dönemi de bu şekilde başlar. Hala dikkat ederseniz arkadaşlar eski liderler ama yeni partiler yok. Yeni partiler vardır. Eski partiler yoktur. İşte bir yıl sonra aslında yani 3. koalisyonlar döneminde 1980 yılında kapatılan, Güven Konseyi'nin kapattığı partilerin açılmasına izin veren yasa çıkar. Aslında yasanın tam adı yasa, partilerin kapatılmasını kaldıran kanunu kaldıran kanundur. Ayrıntı önemli. Neden? Çünkü partiler bu kanunun kaldırılmasıyla yani kanunu kaldıran kanunla eski tüzel kişilikleriyle kurulma imkanına kavuşurlar. Dolayısıyla artık partilerin kapatma kararı kaldırılmıştır. Dolayısıyla aslında sadece 80'den 92'ye kadar faaliyetlerinden bir şekilde men edilmiş olurlar. Eski tüzel kişilikleriyle partiler tekrar açılmasına izin verir. 1992'ye geldiğimizde artık eski siyasi partilerin birçoğunu da görmeye başlarız. Ama burada bir ayrıntıyı sadece sizinle paylaşayım. Eski siyasi partiler, aslında hep eski siyasi partiler kapanır, yeni siyasi partiler açık kalır çoğu örnekte.
Ve yeni siyasi partiler isim değiştirirler. Bu muhtemeldir ki arkadaşlar daha çok hangi partinin malını nereye devredeceğiyle ilgili bir yasal bir kolaylıktan kaynaklanıyor olsa gerek. Mesela örnek vereyim. Milliyetçi Hareket Partisi 1992 yılında açılacaktır. Ama Alparslan Türkeş Milliyetçi Çalışma Partisi'nin de genel başkanıdır. Bu medyanın pek önüne gelmez ama bir gün öncesinden, iki gün öncesinden Milliyetçi Çalışma Partisi'nin genel başkanı olan Alparslan Türkeş o görevinden istifa eder. Neden? Çünkü ertesi gün ya da ondan sonraki gün kapatılan ama kapatılma kararı kaldırılan Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla partisinin başına geçecektir. Aynı anda iki partinin genel başkanı da olunamayacağına göre Milliyetçi Çalışma Partisi'ndeki genel başkanlık görevinden istifa eder. Ama bu dediğim gibi medyada şurada burada çok yer almaz. Bu diğer partilerde de 3 aşağı 5 yukarı değil. Mesela Doğru Yol Partisi'nde de bu şekilde olacaktır. Uyduruk derken yani bir emanetçi bir isim bulunur genel başkan olarak. Çünkü 2 gün sonra zaten parti kaldıracak. Milliyetçi Çalışma Partisi, kapatılan Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla partiyi açar. Kapatılan ama o gün açılan Milliyetçi Hareket Partisi kendi kendisini fesih kararı ile Milliyetçi Çalışma Partisi'ne katılma kararı alır. Bakın kapanan Milliyetçi Hareket Partisi kapanarak Milliyetçi Çalışma Partisi'ne katılma kararı alır. Milliyetçi Çalışma Partisi de ismini Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirir. Niye böyle kulaklarını böyle gösteriyor diye siz de merak etmiş olabilirsiniz. Muhtemelen mevcut partinin mallarının devredilmesi falan daha zor olduğundan kaynaklandığını düşündüğüm bir ayrıntıdır bu. Mesela benzer bir şeyi ama aynı şey değil Süleyman Demirel yapacaktır. Ne yapacaktır? Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığından istifa edecektir ve 1-2 gün önce kapatılan Adalet Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla partisini açacaktır. Açılan parti açıldığının dakikası genel kurulunun kararıyla kendisini feshederek Doğru Yol Partisi'ne katılacaktır. Buraya kadar her şey MHP örneğinde olduğuyla aynı mı? Aynı. Aynı olmayan ne? Aynı olmayansa şu. Orada MHP kapanıp MÇP'ye geçmişti ama MÇP de ismini, Milliyetçi Çalışma Partisi ismini MHP olarak değiştirmişti. Bu örnekte değiştirmez. Adalet Partisi kapanır, Doğru Yol Partisi'ne İltihak eder. Doğru Yol Partisi'nin genel başkanlığına tekrar Süleyman Demirel seçilir. Bir önceki örnekte de Milliyetçi Çalışma Partisi ismini MHP olarak değiştirir. Ve 2 gün önce istifa eden Alparslan Türkeş tekrar o partiye genel başkan seçilecektir. Bu örnekte de aynı şey vardır. Ama isim Doğru Yol Partisi olarak devam eder. Aynı gün, aynı saatlerde Adalet Partisi ismiyle iki ayrı partinin kurulması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Siyasi Partiler Sicil Büro Amirliği'ne koşuştur ve İçişleri Bakanlığı'na eski Adalet Partililer giderler. İşte bir hatırladığım isimlerden birisi Sabit Batumlu, işte Mehmet Yorgancıoğlu Adalet Partisi'nin baba isimlerinden. Bunlar Adalet Partisi ismini sahiplenmek için koştur giderler. Cumhuriyet Halk Partisi açılır. Ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla CHP Bülent Ecevit açmayacaktır 92'de onu. O kurultayda ben de görevliydim arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevlisiydim. Genel başkan sıfatıyla açmayacaktır Ecevit orayı. Niye? Çünkü Ecevit 12 Eylül zamanı kendi partisi içerisindeki anlaşmazlıklar sebebiyle partisinden istifa etmiştir. Henüz daha partilerin tüzel kişilikleri kapatılmadan sadece siyasi faaliyetlerinin men edildiği ama tüzel kişiliklerinin kaldırılmadığı bir evrede Bülent Ecevit partisinden istifa etmiştir. Ama Süleyman Demirel'in, Necmettin Erbakan'ın, efendim Alparslan Türkeş'in partilerinden istifa etme durumları yoktur. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi açıldığında Ecevit genel başkan sıfatı taşımamaktadır. O yüzden Demokratik Sol Parti'den 2 gün önce istifa edeyim, eski CHP'nin genel başkanı sıfatıyla CHP'yi açayım. O iş orada yürümez. O iş orada yürümez. Ecevit kendi mecrağında açılır.
güzeldi bu kurultay olduğunu hatırlıyorum. Hala kurultay kartlarımı, şunları bunları saklarım o dönemle ilgili. Ve kısa bir süre sonra da zaten Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile CHP birleşme kararı alacaklardır. 92'de CHP açılır velhasıl kelam. Peki diğer bütün partiler tekrar açılırlar mı? Hayır, açılmazlar. Örneğin Türkiye İşçi Partisi yakın bir zamana kadar açılmayacaktır. Hatta tekrar Türkiye İşçi Partisi'nin kurulması ile ilgili tartışmalar biliyorsunuz tekrar açıldı. HDP'den Barış Ataylar falan istifa ettikten sonra Türkiye İşçi Partisi'ni açtılar. Hala açık ve meclisteki temsilciyle aslanlar gibi de temsil ediliyor Türkiye İşçi Partisi. Onunla ilgili bir yazıda yazdığımı hatırlıyorum. Türkiye İşçi Partisi'ni tekrar açacaklara notlar falan diye. Çünkü bir ara birileri onu tekrar açmıştı. İsim hakkı en azından elimizde bulunsun falan filan diye. Ben onlarla telefonda falan da görüştüğümü hatırlıyorum. İşte sadece isim hakkı başka kimsenin eline geçmesin falan filan diye şey yapmışlardı. Sonra galiba genel kurullarını falan filan partinin doğru düzgün yapmadıkları için Anayasa Mahkemesi parti hakkında kapatma davası açıyor. Bunlar parti kapatılmasını da biz feshedelim diye. Çünkü partinin kapatılması ayrı bir hukuki karardır. Partinin feshedilmesi ayrı hukuki karardır. Doğurdukları hukuki sonuçlar da ayrıdır. Anayasa Mahkemesi'nin kapattığı partinin amblemini ve adını kullanamıyorsun sen. Ama parti kendi kendine feshederse ertesi gün gidip yeniden aynı adı ve amblemi kullanabiliyorsun. O yüzden bu hakkı kullanabilmek için apar topar galiba eksikleri giderdiler. Sonra partinin kendi kendilerine feshedilmesi kararını verdiler. İşte tekrar gitti. Onlar da parti feshedildiği, kapatılmayıp feshedildiği için ama Anayasa Mahkemesi onlar için karar almaya başlamıştı galiba. Tekrar işte açılmasına izin verilir bilmem ne. Yani o ayrıntıları da şey yapmıştım. Yani 1992'de de arkadaşlar bir anda partilerin tamamı falan da açılmaz yani. Mesela Demokrat Parti tekrar açılır. Adalet Partisi açılır. Ama örneğin Türkiye İşçi Partisi açılmaz. Kadınların kurduğu bir parti vardı. Ya, tam hatırlayamayacağım. Siyasi Partiler kitabına bakarsınız arkadaşlar. Mesela onların birçoğu falan da açılmayacak yani. 1991 seçimlerini de konuştuk. 1992'ye geldiğimizde eski partiler ve eski liderler artık vardır. 1995 seçimlerine dönüp baktığımızda arkadaşlar artık Refah Partisi'nin en fazla oyu aldığını, Anavatan Partisi'nin ikinci parti olduğunu, Doğru Yol Partisi'nin başında artık Tansu Çiller'in olduğunu, Demokratik Sol Parti'nin Bülent Ecevit'in onu takip ettiğini ve Deniz Baykal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin de %10.71 oy ile zar zor barajı geçerek 1995 yılında parlamentoya girdiğini görüyoruz. Şimdi durun, biraz baştan sarmamız gerekiyor. Bakın 1995 yılında bir anda, yani 1970'lerden beri zaten var olan şeyin milli selamet, milli nizam, milli selamet geleneğinin bir anda oylarının tavan yaptığını falan görüyoruz. Yani bunu konuşabilmek için biraz daha geriye gitmek ve 70'li yıllardaki Aydınlar Ocağı'nın o şeyini, Türk İslam Sentezi'ni, 1980'li yıllardan sonra Aydınlar Ocağı'nın komünizme panzehir olarak ta ilkokullardan, ortaokullardan başlayan o dinselleştirme, mütedeyyinleştirme politikalarını, 12 Eylül'ün temel mantığını oluşturan bir gençler ideoloji arayışındalar. Bu ideoloji arayışının önünü yerli malı ideolojiler inşa ederek açınız parantez Kemal Atatürkçülük kapatınız ve komünizmin tek panzehirinin İslam olduğu ve bu yüzden ilkokullardan başlayarak din derslerinin zorunlu hale getirildiğini ve imam hatiplerin de bu komünizmin panzehiri olacak yeni neslinin imalinde önemli manivelalardan biri olarak düşünülmesi projesinin sonuçlarından ayrı olarak düşünemeyeceğimizi söyleyebilirim. Ama asla ve sadece buna indirgemeden 1995 yılına gelindiğinde daha muhafazakar oylardaki sıçramayı analiz edebileceğimizi düşünüyorum. Yine söylüyorum, sadece bu sebebi indirgeyemeyiz ama 12 Eylül'den bu yana, o güne, 1995'e kadar devam eden komünizm, anti-komünizm
düşünceyin. Daha doğrusu şöyle diyelim. Yani komünizmle mücadele etmek için İslam'ın bir payanda olarak kullanılması düşüncesinin. Ki bu da bizi 1970'li yıllara, hatta zorlarsak daha gerilere bir götürür. Bunu düşünmeden ama bunun kurumsallaştırılmış, ete kemiğe bürünen bir politika olarak uygulanmaya konduğu 1970'li yılların ortalarını ama asıl da bir devlet politikası haline getirildiği 1980'li yılları hesaba katmadan 95 yılındaki şeyleri Refah Partisi'nin yükselişini efendim anlayamazsınız diyorum. Ama tek sebep de bu olamaz elbette ki. Unutmayalım ki 95 seçimleri 97'deki 28 Şubat muhtırasına maruz kalacak olan iktidar da işte buradan çıkacak arkadaşlar. Bizim o helezonlara tekrar gidelim. Şimdi burada iki şey daha var arkadaşlar. Birincisi tabii 1991 seçimlerinde söylemeyi unuttuk. Artık Anavatan Partisi'nin başında Mesut Yılmaz vardı. Oraya bir geri dönelim 1991 seçimlerine. Süleyman Demirel'le Erdal İnönü'nün koalisyonuna imkan verecek ve Türkiye'nin 3. koalisyonlar dönemini açacak seçime bizi koalisyonlar dönemi muhabbetine çok şey yaptık. Arada Mesut Yılmaz'ı atladık. 1989'da Kenan Evren'in görev süresi dolacak ve Turgut Özal yeni Cumhurbaşkanı seçilecek. Yeni Cumhurbaşkanı seçilip de Anavatan Partisi Genel Başkanlığından ayrılacağı için yerine Mesut Yılmaz Genel Başkan, tabii arada tabii Yıldırım Akbulut var falan filan ama 1991'e gelindiğinde Mesut Yılmaz Anavatan Partisi'nin genel başkanlığına gelmiş durumda. 1995'e gelindiğinde ise 1993 yılında Turgut Özal rahmetli oluyor ve bu sefer bu fırsatı Süleyman Demirel kullanmak isteyecektir ve 1993 yılında Süleyman Demirel Turgut Özal vefat ettikten sonra dolayısıyla aslında görevi başında vefat eden teknik olarak ikinci ama gerçekte üçüncü Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dır. Ayrıntı şurada. Atatürk de görevi başında vefat etmiştir. Cemal Gürsel ise görevi başında teknik anlamda vefat etmemiştir. Çünkü vefat ettiğinde görevinden azledilmişti hatırlayın. Ama aslında bu azli siyasi bir azil sayamayacağımız için aslında Gürsel'in de görevi başında vefat ettiğini söylemekte bir sakınca yok. Ama teknik anlamda değil, unutmayın. Vefat ettiğinde Cumhurbaşkanı değil Gürsel. Eski Cumhurbaşkanı. Görevinden alınmıştı. Ama Turgut Özal vefat ettiğinde, Atatürk de vefat ettiğinde teknik anlamda her ikisi de görevinin başında Cumhurbaşkanı'dırlar. Yerine Süleyman Demirel seçilecektir. Ve onun yerine de Tansu Çiller, eski ekonomi profesörlerinden Tansu Çiller Doğru Yol Partisi'nin genel başkanlığına seçilecektir. Bu arada 95 yılına gelindiğinde SP-CHP birleşmesi gerçekleşmiş ve Deniz Baykal da Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına seçilmiş durumdadır ve %10.71 oyla barajın kıyısından dönerek efendim bir şekilde parlamentoya girmeyi başarmıştır. Alparslan Türkeş'in Milliyetçi Hareket Partisi ve Murat Bozdak'ın Halkın Demokrasi Partisi, Cem Boyner'in Yeni Demokrasi Hareketi, Aykut Edebali'nin Millet Partisi falansa partilerin şeylerini barajı geçemedikleri için de yer almamışlardı. Şimdi arkadaşlar 28 Şubat'ı arada bırakmak, yani daha sonra konuşmak istiyorum. O yüzden şimdi şöyle bir seçim sonuçlarının üzerinde durup oradan konuşarak gelmek ve 28 Şubat'ı sona bırakmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi 99 seçimlerine baktığımızda artık 28 Şubat oldu. Biz 28 Şubat konuşmadık ama konuşacağız. 1999 seçimlerine geldiğimizde ise arkadaşlar bakıyoruz ki %22 oyla Bülent Ecevit'in Demokratik Sol Partisi'nin birinci parti olduğu, onu %17 oyla artık Devlet Bahçeli var Milliyetçi Hareket Partisi'nin başında. Çünkü Alparslan Türkeş vefat etmiş. Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin ikinci sırada olduğunu, Refah Partisi 28 Şubat'tan sonra kapatılmış, Erbakan siyasi yasaklı haline getirilmiş, artık yeni kurulan parti Fazilet Partisi, bu kesimin partisi ve genel başkan olarak da Recai Kutan ismi görülüyor. Bu
Recai Kutan'ın Fazilet Partisi'nin ise üçüncü parti olduğunu görüyoruz. Mesut Yılmaz'ın Anavatan Partisi artık en son sıralarda neredeyse %13.22 oy almış ve dördüncü sırada yer alan parti Tansu Çiller'in Doğru Yol Partisi de %12.1 oy almış. Aslında burada merkez sağın çöküşünü de görmemiz gerekiyor. Çünkü 2002'ye doğru gelirken merkez sağın çöküşü ve AKP'nin içerisinde artık merkez sağın temsil edilişine sahne olacağız. Aslında merkez sağın içerisindeki o topağın parçalanışı tabii 1960'larda ama asıl 70'lerde görülmeye başlanacaktı. 2002 yılına gelindiğinde artık marjinal olan merkez sağ ya da merkez sağın kendisi şekil değiştirmeye falan başlayacak arkadaşlar. Bugün daha gördüğümüz merkez sağ şeye niye ortaya çıkmaya başlayacak ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez girdiği seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi parlamentoda temsil edilebilecek. Edeceksin 83'te de yoktu, 87 seçimlerinde de yoktu, 91 seçimlerinde de yoktu. O dönemde parti kapalıydı. 1923'ten 1999 seçimlerine kadar zaten giremediği 83, 87, 91 seçimleridir. Bu üç seçim haricinde katılıp da parlamentoda temsil edilemediği tek seçim bu seçimdir. Deniz Baykal'ın genel başkan olduğu seçimde oyları %8.71'e düşecektir şeyin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve parlamentoda görev alamayacaktır. Temsilci gönderemeyecektir. Deniz Baykal görevinden istifa edecektir. Yerine Altan Öymen ve ekibi gelecektir. Keşke onlar kalmaya devam edelerdi ama olmayacaktır. Daha sonra Ricky Martin şarkıları eşliğinde Deniz Baykal'ın tekrar geldiğini ve Gülen'e mesaj göndererek tekrar gittiğini, Pensilvanya'ya bile selam söyleyerek gidecek babamına basıldığı haberleri şeyde yayınlandıktan sonra. 2002 seçimleri Türkiye'de 4. merkez sağ döneminin de başlangıcı olacak. Hepinizin de bildiği gibi arkadaşlar yeni de kurulmuş olan ve daha önce hiçbir seçime katılmamış olan Adalet ve Kalkınma Partisi oyların %34.28'ini alacak. Cumhuriyet Halk Partisi oyların %20 civarını alacak. Ve artık sadece iki partili bir parlamento vardır Türkiye'de. Doğru Yol Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cem Uzan'ın Genç Partisi, Mehmet Abbasoğlu'nun Demokratik Halk Partisi, Anavatan Partisi, Recai Kutan'ın Saadet Partisi, Ecevit'in Demokratik Sol Partisi %1.22 oy almış arkadaşlar. İsmail Cem'in Yeni Türkiye Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Büyük Birlik Partisi, bunların hepsi de parlamento dışında kalacaklardı. Doğu Perinçek'i falan saymıyorum bile zaten. O istikrarlı bir şekilde %0.5'lık oy oranını istikrarlı bir şekilde her seçimde almaya devam etmektedir. Bayağı faili katılan partiler vardır. 2007 seçimlerine geldiğimizde ise arkadaşlar Adalet Kalkınma Partisi'nin oy oranını %46.58'e çıkardığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de oylarını %20.88'e çıkardığını görüyoruz. Ama bir istisna daha gerçekleşiyor burada. Barajı Milliyetçi Hareket Partisi de geçiyor. 2002 seçimlerinde iki partili bir parlamento varken 2007 seçimlerine geçtiğimizde MHP'nin de %14.5 oy aldığı ve üçüncü parti olarak parlamentoya girebildiği bir parlamento artık vardır. Deniz Baykal bir şekilde tekrar genel başkan seçilmiş. Seçimlerden sonra da partisini %20 civarlarına çıkartarak arkadaşlar zaten sokmuştur. Yani 2002 seçimlerinde de 2007 seçimlerinde de Deniz Baykal'lı CHP parlamentoya tekrar girmiştir. Şimdi 2011 seçimlerine geldiğimizde ise arkadaşlar Adalet Kalkınma Partisi'nin oylarını %49.83'e çıkardığını, işin ilginci CHP'nin de oylarını %25'e çıkardığını, MHP'nin oylarını ise çok az bir düşüşte %13'te kaldığını görüyoruz. Ve bağımsızları görüyoruz burada. İşte %6.57 oy almışlar. Aslında bağımsız da değiller. Kürt siyasileri görüyoruz burada. Bunlar da parlamentoya gönderebilmek için böyle bir
yol şey yaparlar. Evet, şimdi geldik asıl söylemek istediğim noktaya. 2015 seçimlerine. İşte burada aslında Türkiye'nin 4. merkez sağ döneminin bittiğini söyleyebiliriz. Yani ama bitmeyecek. Niye bitmeyecek? Çünkü burada aslında Haziran 2015 seçimlerinin sonuçları iptal edilecek. Çünkü bu bir koalisyonu zorunlu kılıyordu bu parlamento seçimleri. Bunun yerine Tayyip Erdoğan seçimlerin iptal edilmesine ve Kasım'da tekrar seçimlerin yapılmasına karar aldırtacak. Peki böyle bir karar aldırmaya hakkı var mıydı? Evet, yasal olarak vardı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal etme hakkı, parlamento yenileme hakkı var, seçimleri iptal etme demiyorum. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmiş olduğu için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başında Ahmet Davutoğlu vardır. Deniz Baykal genel başkanlıktan ayrıldığı için 2015'e gelindiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında Kemal Kılıçdaroğlu vardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin başında Devlet Bahçeli vardır. Ama 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları %40'a düşmüştür. CHP oyları azıcık artışla %24'e çıkmıştır. Devlet Bahçeli'nin oyları azıcık artışla %16'ya çıkmıştır. Yalnız ilginç olan bir şey vardır. Kürt siyasi hareketi ilk defa parti olarak girdiği seçimlerde %10 barajını aşmıştır. Ve %13.2 oy alarak parlamentoda Milliyetçi Hareket Partisi ile eşit sayıda milletvekiliyle temsil edilmektedir. Hakeza zaten oy oranları olarak da %16 küsur civarı Milliyetçi Hareket Partisi alırken %13 civarı da Halkın Demokrasi Partisi, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın eş başkanlığını yaptığı parti bu oyu almışlardı. İşte aslında burada ipin koptuğu noktada buradadır. İşte bu tarihten sonra bir şiddet sarmalı içerisine girecektir Türkiye. Suruç'tan, Ankara gar katliamından, doğuda bugün bile ne olduğunu bilemediğimiz, sadece rivayetlerini bilebildiğimiz olaylara kadar Türkiye'de patlamadık çatlamadık yer kalmayacaktır ve 4 ay sonra, işte Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, 5 ay sonra bir bakarız ki arkadaşlar 2015'in Kasım seçimlerinde nasıl oluyor ise bir anda arkadaşlar oy oranlarının 2011 seçimlerine benzer hale geldiğini görüyoruz. 5-6 ayda AKP'nin oyları %10 artışla yaklaşık %49.50'ye, CHP'nin oyları %1 artışla %25.32'ye, MHP oyları %11'e gelir. Ama hesapta tutmayan bir şey vardır ki Halkın Demokrasi Partisi hala %10.76 oy almaktadır ve artık muhalefetiyle, iktidarıyla herkes artık bu partinin barajı seçimi neye tekrar edersen et geçeceği konusunda bir şüphesi yoktur. İşte zaten Türkiye ondan sonra başkanlık seçimi adı altındaki otoriterleşme sürecine girecektir. Bir şiddet sarmalına girecektir. Barış Akademisyenleri davası bu sürecin sonunda ama yani bu sürecin sonunda bunlar ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bir sürü sorun bu dönemde gündeme gelmeye başlayacaktır. Son dersimizde hem bugünle ilgili konuşmaya hem de geri dönüp 28 Şubat'la ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Son dersimizde görüşmek üzere. Daha doğrusu son dersimiz 26. hafta. Arkadaşlar 26. hafta bir tekrar haftası olacağı için son ders diyorum. Tekrar görüşmek